ortak bayrakla Birinci Dünya Savaşı'na girip, istenmeden girip, yeni seyirdiğiniz bayrağı görüyorsunuz. Ve işgali... Bu bizi riyanetine karşı yaptı. İşte burada Türk bayrağı var, Alman bayrağı var. Olsa ama yüklenme düşebilir. Çok yüklenmeden. Maalesef. Bu bayrakla beraber biz mağlup sayılmışız. Nasıl mağlup sayılmışız? Alman gemileri Akdeniz üzerinden Ege'ye geçip Ege'den Marmara, Marmara'dan Karadeniz'e geçiyor ve Rusya topraklarına geldiği sırada Alman bayrağını indirip Türk bayrağını asarak Rusya'ya savaş açıyor. Tabi dünyada Almanlar değil de bu gemilerin Türklere, Türk bayrağı olduğundan, Türklere ait olduğundan soru düşüyoruz. Mağlup ilan ediyoruz ve ülkemizin işgaline sebep olan ortak bayrak işte bu bayrak. Bu da matar. Bu da askerlerimizin kullandığı matarlar. O bazı kamp ve savaş şeyleri. Kılıç, silahlar. Burada da süngü var. Bu kılıç işte Bizans'ın Romalılar kullandığı bir kılıç. Çok tehlikeli bir kılıç. Vücuda girdiği zaman ölümü direkt sağlayan bir kılıç bu. Evet. Ortasında kanal var. Vücuda girdiğin için geri çekerken kan kanaldan dışarı çıkıyor. Vücuttaki direkt bütün kanın boşalmasını sağlıyor. Burada da Atatürk köşesi var. Hem Fransızca hem de Osmanlıca yazılmış Atatürk hakkında bir takım bilgiler var. Evet. Şu askerlerin hangi hallerde nasıl savaşabildiğini. Aynen. Bu da bayrakla savaş. Burada da İzmir'i eski dönemini anlatan resimler var. Bunu görüyorsunuz. Karikatür var hocam değil mi? Evet. Burada da işte uçak ürettiğimiz döneme ait bir fotoğraf var. Burada da ait bir bayrak var. Postalarda devlet adı kullanmışız. Genel formacı haberleşmede postacı evraklarını böyle forma şeklinde sırttan alarak belgeleri şeylere insanlara vermiş. O burada da kullanmış. Denizin kullandığı bayrakları görüyorsunuz. Burada süs takılarını görüyorsunuz. İncikte, borcukta işlenmiş. Çeşitli fincanlar, kaseler var, tabaklar var. Bak, papyonlar bile var. Çeşitli dönem alemler var. İşte kadınlarımız çok zekiymiş. Neden biliyor musun? Yaptıkları bayrakları böyle resimler işte gördüğünüz gibi sandıklarını koyarak bu sandıkların bayrakla ilgisi olmadığını gösteren düşmanlıkla yapı demiş işte. Çeşitli ev eşyaları var. Burada da resimler koyduk demişler. Yani orada bayrak bayrak yok. Ve işgal kuvvetlerini bayraklarımızı buradan almasını da önlemişler. Burada işte yastıklı, çeşitli kadın eşyaları var diyerekten uzak tutmuşlar. Ama bu resimlerden uzak tutmuşlar. Şimdi bu tabaklar jet sosyetelerin ve 6 yıldızlı otellerde kullanılıyor bu tabaklar. Daha önceki dönemlerde halkımızın kullandığı tabaklar bunlar. Sağında olarak geçiyor. Burada da yıldız bayrak işlemişiz. Tencereden tabak bu tabakların içine koyarak, sahanın içine koyarak, kapak kapatarak sofraya yemeğin sıcak gelmesini ve tozdan, herhangi bir böcek değil, ona benzer şeylerden uzak tutuyormuş. Sana bir şey söyleyeyim mi? Biz o kadar temiz, hijyen devletin çocuklarıyız ki dünyada ilk tuvaleti kullanan biz Türkler biliyor musun? Babanın sonunda, babam biliyor. Evet. Türkler nasıl kullanmış tuvaleti? Dersiniz. Tabii. Bakalım. Burada da işte dünya bayraklarını görüyorsunuz. Evet, ben bunu aldım. Bak Osmanlı Devlet Armasını o kadar içimizde yaşanmışız ki kabul edilmişiz ki çekmece konsollarını bile, kaplarını bile kullanmışız. Bunun bayrağı niye bir tane? Böyle koymuş, öyle çizim olmuş. Burada kadınlarımız gene yastık kılıflarında işlemişler. Kitap kapaklarına dair hızlı temayı koymuşlar. Burası. Topuklarında, ev topuklarında, ama çocuk dikkat düşer bunlar çok hassas. Taş plaklarda koymuşlar. İşte törenlerde, çeşitli resimlerde de gene ayımızı, bayrağımızı görüntüsü var. İşte aşağıdaki bu resim hakkında gene çeşit Osmanlı Devleti dergi ve gazetelerde yazılar var. Evet, daha iyi.
sandıklarda saklamışlar. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bu sandıklar çeyiz sandığı olmuş. Demiştik ya, şimdi neresinin sandığından çıkardığı bayram üstü. Bu sandıkları koymuş, evet. Daha sonra çeyiz sandığından sonra şimdi bu sandıkları biz tarihi bayraklarımızın sergilenmesinde kullanıyoruz. Evet. Burada karşıda güzel sanatlar fırsatı söylediğimizin, kadınlarımızın verdiği bugünkü mücadeleyi anlatan bir resim çalışması var. Gene artık dünya teknolojisini yakalayıp bayraklarımızı elde değil de makineyle dikmişiz. Daha sonra bu makineyle baskı tekniğine, bayraklarımız baskı tekniğine geçildiği dönem bu makinelerle askeri personel kılık kıyafeti dikmişiz. Burada da kardeş ülke Azerbaycan devletinin bayrağı var. Bu bayrak Azerbaycan'ın milli bir dağcı tarafından Everest Tepesi'nin zirvesine dikilmiş bir bayrak. Bu bayrağı Azerbaycan'da milli ihtilacı bizim üniversitemizin en üstündeki rektöre, rektör hocamıza hediye ettiğimiz bayrak. Biz de kendi bayrağımızı milli ihtilacıya hediye ettik. Bizim bayrağımız da kardeş ülke Azerbaycan Devlet Başkanlığı Müzesi'nde sergilenmekte. Evet, yok, bu tonda. Işıkta yansıması var, olabilir. Burada da 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na göre yapmış bir bayrak var. Aslında bu bayrak savaşta bulunmuyor. Savaş alanında cephede bulunmuyor. Ama bir ilk okul bahçesinde bulunan ve Yunanlı ve Rum askerler tarafından kurşunlanmış bir gazi bayrağımızı görüyoruz. Gördün mü? Bayrağı kurşunlamışlar. Anladın mı olayı? Evet. Burası bayrak bilimi, dünya bayrakları. Burası bayrak bilimi nedir? Dünyadaki bayrakların geometrik ölçeklerini, renklerini, sembol ve armalarını inceleyen dalan bayrak bilimi diyoruz. Dünyadaki bayraklar iki renkte başlamış, altı renkte bitmiş. En çok kullanılan renkler üç renk olmuş. Kırmızı, mavi, beyaz, kırmızı, beyaz, yeşil, kırmızı, yeşil ve sarı. Ondan sonra iki ton renk kullanmış. Kırmızı, beyaz. Orta Doğu ve Müslüman ülkelerin kullandığı dört renk var. Kırmızı, beyaz, yeşil ve siyah. Siyah, Türklere karşı bir kin ve isyan rengidir. Filistin bayrağı da İngilizler tarafından çizilmiş. Türklere karşı bir isyan bayrağıdır. Dünyada Filistin'in hakkını dünyada tek koruyan Müslüman ülke biz Türkleriz. Zaten biz olmasak İsrail çevresindeki Amerikalılar dahil anında birkaç saatte Filistin tamamen işgal edip Filistin'de bir halkı buradan yok etmeye hazır beklemekte. Ama ona rağmen çok acı ki biz Filistin'in o kadar sıkıntısında olmamıza rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tanımayan ülkeler arasında hala yerini almaktadır. Evet. Ekran. Evet, burada parçalı bayraklar. En çok yatay üçe bölünmüş bayraklar var. Daha sonra üçe bölünmüş bayraklar dikey, üçgen şeklinde paralel üçe bölünmüş ve ortadan ikiye bölünmüş bayrakları görüyorsun. Burada da gördüğünüz ölçekler dünya bayraklarının güncel olarak kullanılan ölçekler. Hayali kıta bayrakları. 14 ülke aynı renkleri kullanmış. 3 ortak parçalı bayrağı, 3 ortak sembolü kullanıyor. Burada da 22 ülke aynı renkte ortak kullanıyor. 3 parçalı bayrağı ortak kullanıyor. 2 sembolü ortak kullanıyor burada. Burada da 195, bu da dünya bayrağı. 195 ülke aynı renkleri, 3 parçalı bayrağı, 2 ortak sembolü kullanıyor. Evet, biz bu çalışmaları kabul etmiyoruz. Neden biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devletleri'nden sorulmadan yapılan bir çalışma. İkincisi, bizim bayrağımız bir bütün olduğundan dolayı bu parçalı bayrakların yerinde olmadığından dolayı kabul etmediğimiz ikinci nokta. Üçüncü noktada bizim sembol ve renklerimiz bu bayraklarda fazla bulunmadığından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından reddedilen bir çalışma oluyor. Burada da bayrak yapımları var. Çok basit, zor, daha zor, çok çok zor ve imkansızı görüyoruz. Çok basitten itibaren bayrakların üstüne sembol ve armalar konuyor. Bunu koyunca bayrak yapımı zora. Bu sembol ve armalar
Bayrakların üzerine gelişmeye başlayarak ve gelişme sonucu bayrak yapımı daha da zor geçiyor. Bu gelişme devam ettikçe bayrak yapımı çok zor ve burada da imkansıza geçiyor. Dünya bayraklarını kullanılan semboller, yıldız, kalkan, taç, güneş ve ay şeklinde biliyorsunuz. Dünya bayrakları yoğun şekilde kullanılan semboller. Evet. Şurada evet. Bizim bayrakta bir özellik var hocam. Evet. Burada bayrağın geometrik ölçüsünü göster. Şimdi merak ediyorum. Yok, ben sana açacağım. Şimdi, peki dünyadaki bayraklar neden birbirine benziyor? Çünkü eskiden hepsi tek bir bayraksız bir şekilde, tek bir bayrakta doğmuş. Ve hepsi birbirine benziyor. İlk başta aynı yerde olduğu için birbirine benzemeye karar vermişlerdi. Yaklaşık. Doğru. Neden biliyorsun? Senin dediğin şöyle mi? Aynı bayrakta doğuyup farklı bayraklar kültürde, aynı kültürde yaşadıkları için olan bir olay. Ama burada farklı bir olay daha var. Ne dedi biliyor musun? Evet. Her toplum aynı rengi farklı yorumlamış. Bak. Oku bakayım kırmızı bazısını görmüş. Oku bakayım. Kırmızıda kan, cesaret, kuvvet, mücadele, vatansever, kardeşlik, gelişme, devrim. Sarı oku bakayım. Maden, zenginliğe, güneş, cömertlik, özgürlük, kum, enerji, ruh, diğer şeyler. Tarım, sırrı insanlar, Hristiyanlık, barış. Yeşil manzara, İslamiyet, verimlilik, tarım, umut, barış ve refah. Mavi gene deniz, gökyüzü, doğruluk, barış, sadakat, itaat, özgürlük, adalet, insanları ve yağmuru ifade etmiş. Beyaz, barış, saflık, din, dürüstlük, uyum, parlaklık, özgürlük, kalp, birlik ve itibar. Siyah dene insanları karanlık geçmişi, İslamiyeti, siyah bereketli toprakları, dayanıklı ve arazi ifade etmiş. Siyah, yani bu yüzden dünya bayraklarında renklerle benzer olmuş. Roma ile Çat aynı renkleri kullanmışlar. Dikey olarak kullanmışlar. Roma ile renk tonu biraz daha koyu. Hollanda ile Fransa aynı renkleri kullanıyor. Yaklaşık Fransa dikey, Hollanda yatay. Hollanda son dönemde kırmızı rengini vişne rengini çevirdi. Endonezya ile Polonya aynı renkler alt üst olarak yerleştiriyor. İrlanda ile Filiş aynı renkler. Renkler sağ ve sol olarak yerleştiriyor. Bu da ters mi? Türkiye ile Tunus'taki farklılık bunlar benzemiyor. Neden benzemiyor? Biz Türkiye Cumhuriyeti kurduğumuzda, bağımsızlığı kavuştuğumuz dönem Tunus'ta Fransız sömürgesi ve işgali altına yaşıyor. O zamanki liderleri Türkiye'ye geliyor. Ve bizden bir takım bilgiler alıyorlar ve bayraklarını da değiştirmek istiyorlar. Bizden, bizim bayrağımızı istiyorlar kullanmak ama biz buna müsaade etmiyoruz. Bu bayrak bize ait olduğunu ifade ederek geri çeviriyoruz ama bizim çizdiğimiz, önerdiğimiz şekilde bayrakların renklerini değiştiriyorlar. Evet. Biz Tunus'un ve bizden aldıkları bilgilerle bağımsızlığa kavuşan bir Müslüman ülke. Tunus'un bir özelliği var arkadaşlar. Osmanlı tarihinin bürgünlüğe dair dokunmadan koruyan tek Müslüman ülke Tunus. Ve Tunus halkı, Türkler sırf Cumhuriyet döneminde değil, Osmanlı döneminde iki defa biz Tunus'a girmişiz. Bu dönemde bizim olduğumuz dönemlerde Tunus halkı kendi yöneticilerinden daha rahat, daha refah yaşamışlar. Bu yüzden dolayı Türklere karşı bir özel sempati de yok. Burada da diğer benzer ülkeyi görüyoruz. Bir farklılıkla